I'm Paul Soplin. I'm an agent with the State Crime Bureau of Minnesota. And Randy, we investigate crimes all over. Amerikalı Kerry Nelson, bir eyalet parkında çalışıyor, orada bir nevi danışmanlık yapıyordu. Ofiste iş arkadaşları da oluyor, genelde yalnız kalmıyordu. Ancak bir gün yarım saatliğine yalnız kaldı. O yarım saatte Kerry'nin başına gelenler ise, akıllara durgunluk verecek cinstendi. Bugünkü ilk vakamızda, genç kızın trajik sonunu, yürütülen soruşturmayı ve yıllar sonra failin nasıl bulunduğunu konuşacağız. Ayrıca Kaliforniya'nın Oxnard şehrinde birer yıl arayla işlenen cinayetlere ve failin 40 yıl sonra yakalanışına tanık olacağız. Hazırsanız, bol gerçek görüntülü, yarım kalan hayaller ve hayatlarla dolu, sadece soğuk başlıyor. Bir YouTube klasiği olarak kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kerry Nelson, 13 Aralık 1980 tarihinde Peter ve Stan Nelson'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kerry'i tanıyan insanlar onu çok severdi, çalışkandı, nazikti, oldukça duyarlıydı. 1999'da Kerry, Minnesota'daki Laverne Lisesi'nden mezun oldu ve Güney Dakota'da üniversite kazandı. Ayrıca 2 yıldır Minnesota'daki bir eyalet parkında, yaz aylarında yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Bu kamp alanında bir müze, tırmanma alanları ve danışma amaçlı bir iletişim istasyonu vardı. Kerry iletişim istasyonunda çalışıyor, kampa gelen müşterileri karşılıyor, onlara araç ve ekipmanlarını tedarik ediyordu. Oradaki işini seviyordu, çünkü burası sosyalleşmesine de imkan sağlıyordu. Aynı zamanda her türlü etnik kökene sahip insanlar vardı. Ancak Steven adındaki bir işçi, Kerry'i huzursuz eden, birlikte çalıştıklarında endişelendiren birisiydi. Kerry onun tarafından izlendiğini hissetti, yakın arkadaşlarına onu yalnız bırakmamalarını söyledi, ayrıca Steven'ın yasa dışı madde kullandığının da farkındaydı. Kullandığı bu maddeler, çalışırken davranış değişimlerine sebep oluyordu, hatta onu polise bildirmeyi düşündü. Kerry'nin bir nişanlısı vardı, bu kişi Mike Kellen'dı. Kısa süre sonra evlenmeyi ve mutlu bir hayat sürmeyi planlıyorlardı. 20 Mayıs 2001 günü, 20 yaşındaki Kerry sabah 8 akşam 3 mesaisindeydi. O gün onunla birlikte çalışan, sadece bir çalışan daha vardı, bu kişi Rebecca White'tı. Rebecca'nın parktaki ikinci iş günüydü, Kerry günün çoğunu onunla, iş hakkında bilgiler vererek geçirdi. Rebecca'nın babası Richard, Blue Mounts Eyalet Parkı'nda yöneticiydi ve evleri park arazisinde bulunuyordu. Öğlen saat 1 civarında Rebecca, iletişim istasyonundan ayrıldı. İstasyonda Kerry tek başına kaldı. Parktaki işlerini halletti, o sırada yoğun bir yağmur etkili oluyordu ve kıyafetlerini değiştirmek için evine uğradı. Saat 2.30'dan biraz sonra, iletişim istasyonuna geri döndü ve korkunç olay yerine arka kapıdan girdi. Kerry'nin yerde yattığını, kulağında kan olduğunu gördü, muhtemelen saldırıya uğramıştı. Hızla oradan ayrılmaya karar verdi. Ayrılacağı sırada ise, ön kapıdan giren birinin sesini duydu. Ancak saldırganla karşılaşmak istemiyordu ve evine koşmaya başladı. Ailesine Kerry'e bir şey olduğunu, istasyonda hareketsiz şekilde yattığını söyledi ve muhtemel saldırganın sesini duyduğunu da ekledi. Annesi 911'i ararken, Richard ve Rebecca iletişim istasyonuna koştu, Kerry'nin nabzını kontrol ettiler ve ne yazık ki öldüğünü keşfettiler. Richard da 911'i aradı, ön kapıyı kilitledi ve açık tabelayı kapalıya çevirdi, o sırada bir adam fark etti. Ön kapıdan giren kişi, aslında parkın bir ziyaretçisiydi ve izin almak için içeri girmişti. Adam içeri girdiğinde tezgaha doğru yaklaştığını ve Kerry'i tezgahın arkasında yatarken gördüğünü söyledi. Tıpkı onlar gibi panik oldu ve istasyondan ayrılıp 911'i aradı. O gün parktan 911'e 3 çağrı gelmişti. İlk çağrı Rebecca'nın annesi Rhonda'dan, ikinci çağrı Richard'dan, üçüncüsü ise Kerry'i gören park ziyaretçisindendi. Saat 3.30 civarında ise, Kerry'nin erkek arkadaşı Mike Kellen, tüm olanlardan habersiz şekilde onu arıyordu.
O saatlerde işten ayrılacağını biliyordu. Ancak Kerry telefonuna cevap vermedi. Bunun üzerine ofis telefonunu aradı. Ancak yine cevap alamadı. Mike'ın bilmediği şey, nişanlısı Kerry saldırıya uğramış ve korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Olay yerine gelen polisler, iletişim istasyonunda iki banka çantasının ve kasadaki yaklaşık 2000 dolar paranın kayıp olduğunu tespit etti. İletişim istasyonunun içinde bir tür mücadele yaşanmış gibi görünüyordu, çünkü istasyonun arka bölgesine dağılmış kağıtlar vardı. Ofisin zemininde, tavanında ve tezgahlarında kan vardı. Ayrıca bir sandalyenin kolçağı kırıktı. Oyulmuş bir kaya parçası, Kerry'nin cansız bedeninin hemen yanındaydı. Muhtemelen cinayet silahı buydu. Oyulmuş kaya aslında ofiste tutulan bir eşyaydı. Ancak polis kayanın geri kalanını bulamadı. Bir paket sigara ve kırık kol saati, yine Kerry'nin cesedinin yanında, olay yerinde bulunanlar arasındaydı. Soruşturmaya başlayan polisler, parktaki kampçılarla konuştular ve cinayet sabahı Kerry'i görüp görmediklerini sordular. Orada kamp yapan bir çift, öğleden sonra saat 1:30 civarında, iletişim istasyonunda Kerry'i gördüğünü söyledi. Başka bir kampçı ise, saat 2'de iletişim istasyonunun içinde, Kerry'i çalışırken gördüğünü söyledi. Polisler ofisin içinde, Kerry'nin erkek arkadaşına yazdığı bir mektup buldu, üzerine tarih ve saat düşülmüştü. Mektubun yazıldığı saat 2:20 idi, polisler cinayetin yaklaşık 2:30'da işlendiğini teorileştirdi. Kerry'nin yapılan otopsisi sonucu, kesin ölüm nedeninin künt kuvvet travması olduğu ve kafasında çok sayıda yaralanma olduğu ortaya çıktı. Kafasına en az 5 kez vurulmuş, bu da büyük bir güçle gerçekleştirilmişti, patolog darbe sayısının daha fazla olabileceğini de söyledi. Muhtemel cinayet silahı olan, oyulmuş kaya parçasının kalan kısmı ise, daha sonra yakınlardaki bir derede bulundu. Polisler ofisteki tüm DNA örneklerini topladı, bulunan kan lekeleri Kerry'nin DNA'sıyla eşleşiyordu. 3 veya daha fazla kişinin DNA'sını içeren 5 farklı DNA karışımı, Kerry'nin cesedinin yanındaki kırık kol saatinde mevcuttu. Polisler ilk olarak sorunlu iş arkadaşı Steven'dan şüphelendi, ancak fail olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. Saatteki DNA örnekleriyle Steven'ın DNA'sı karşılaştırıldı ve bir eşleşme sağlanamadı, Steven kısa sürede aklanmış oldu. Ayrıca saatten alınan DNA örnekleri, veri tabanlarına eklenip arama yapıldı. Ancak yine eşleşme sağlanamadı ve dava soğumaya bırakıldı. Takip eden yıllarda ise, DNA teknikleri ve teknoloji gelişmişti. Saatte bulunan DNA'ya tekrar baktılar. Yeni tekniklerin bir sonucu olarak, daha temiz bir karışım elde edildi ve 2007'de veri tabanlarında arama yapıldı. Çevre eyaletlere de ulaşıldı, yıllar sonra bir ipucu yakalamak tek istekleriydi ve Güney Dakota eyaleti olası bir eşleşme bildirdi. Randall Royal Swaney, o sırada Güney Dakota'da hapiste olan bir mahkumdu ve polis ondan yakında bir DNA örneği almıştı. Daha fazla yapılan araştırma, karısı Dawn Swaney'in DNA'sının da saatteki bazı DNA karışımlarında olabileceğini ortaya çıkardı. Randy'nin adı soruşturmada hiç geçmemiş, o gün parktaki ziyaretçilerden biri de değildi ve Kerry ile arasında bir bağlantı yoktu. Bu yüzden polisler, saatteki DNA karışımından daha fazlasına, güçlü kanıtlara ihtiyaç duyuyordu. Randy'nin parmak ve avuç içi izleri, iletişim istasyonunda bulunan gizli izlerle karşılaştırıldı ve bu bir nokta atışıydı. Randy'nin her iki elinin de parmak ve avuç içi izleri, Blue Mounts'un 2001 broşüründe bulundu. Bu el ilanları, Kerry'nin cesedinin yanında bulunmuş, iletişim istasyonunun zeminine dağılmış haldeydi. Polis Dawn Swaney ile temasa geçti ve Kerry'nin öldürüldüğü gün için mazeretini kontrol ettiler. Dawn o gün işte olduğunu doğruladı, ancak sorgusu bununla kalmayacak, soruşturmaya yardımcı olması bekleniyordu, nitekim öyle de oldu. Polisleri kiraladıkları bir depoya götürdü, oranın aranmasına izin verdi ve incelemelere başladılar. Polisler soruşturmaya yardımcı olabilecek bazı aile fotoğraflarını buldu. Randy bu fotoğraflarda bir saat takıyordu. Bu saatin markası, Kerry'nin cesedinin yanında bulunan kırık kol saatiyle eşleşiyordu. Polisler depodan ayrıldıktan sonra, Dawn kocası Randy'yi aradı
ve onunla hapishane telefonundan konuştu. Ona Kerry'nin cinayetine karışıp karışmadığını sordu, Randy ise işin içinde olmadığını ve bahsi geçen parka hiç gitmediğini söyledi. 2007'de toplanan jüri, Randy'yi 7 cinayetle suçladı, bunlar 3 adet birinci dereceden cinayet ve 4 adet ikinci dereceden cinayetti. Randy suçsuz olduğunu iddia etse de savcılığın davası belliydi, Randy yanlış giden bir hırsızlık sonucunda Kerry'yi öldürmüştü. Randy o gün içeri girdi, istasyonun boş olduğunu düşünüyordu ve oradaki paraları alıp kaçacaktı. Bir noktada Kerry ile yüzleşti ve muhtemelen Randy onun burnuna vurdu ve kasayı açması için onu arka odaya sürükledi. Kasadan parayı aldıktan sonra ise Kerry'nin kafasına oyulmuş kayayla vurdu, böylece kimse onu tespit edemeyecekti. Savcılık DNA ile ilgili kanıtları sundu, ayrıca iletişim istasyonunda bulunan, olayla ilgili ifade verebilecek tanıkları çağırdı. Parktaki çalışanlardan biri, Kerry'nin öldürülmesinden sadece 4 gün önce, el ilanlarının ofiste sergilendiğine dair kanıt sundu. Randy'nin aile üyeleri ise, olay yerinde bulunan sigara ile aynı marka sigara içtiğini ve genellikle bir kol saati taktığını söyledi. Ayrıca jüri iki mahkumdan da haber aldı, biri Randy'nin eyalet parkına aşina olduğunu ve saatini Kerry'nin ofisinde bıraktığını bildiğini söyledi. İkinci mahkum ise Randy ile konuşmuş, iddiasına göre Randy, bu sefer beni yakaladılar demişti. Savunmanın davası ise, Randy'nin o gün parkta olmadığı ve Kerry'i öldürmediği şeklindeydi, Randy de duruşmada ifade verdi. Cinayet günü kamp alanına gitmediğini, Güney Dakota'daki Vermilion'a gittiğini söyledi, vaktini orada balık tutarak geçirdi. Randy eyalet parkına hiç gitmediğini söylese de, bir süre sonra ifadesini değiştirdi, geçmişte bilgi almak için gitmiş olabileceğini söyledi. Savcılık ise eğer yakınlarda gitmediyse, olay yerindeki parmak izlerinin 2001 yılının broşüründe nasıl bulunduğunu sordu. Çünkü bu el ilanları cinayetten sadece 4 gün önce basılmıştı, Randy buna bir açıklama yapamadı. Ayrıca savunma avukatları, tanık olarak değerlendirilen mahkumların yalan söylediğini de iddia etti. Mahkumlardan birinin ifadesi, oldukça tutarsız ve kanıtları güçsüzdü, ayrıca bu adam hapishane faresi olarak biliniyordu. Savunma avukatları Kerry'nin cinayetinden, başka bir adamın sorumlu olabileceğini de savundu, bu kişi Anthony Flowers'tı. Anthony Flowers, Güney Dakota'da hapishaneden kaçmış, bir ay boyunca izini kaybettirmeyi başarmıştı. Yine bir mahkumun ifadesine göre, Anthony Kerry'i öldürdüğünü, daha sonra başka bir kadınla birlikte olduğunu söylemişti. Savcılık ise bu iddiaya inanmıyordu, çünkü Anthony cinayetten sorumlu tutulursa, farklı bir hapishaneye taşınması gerekecekti. Jüri 6 saat boyunca tartıştı ve Randy'yi 3 kez birinci derece cinayet ve 4 kez ikinci derece cinayetten suçlu buldu. Randy Swaney, herhangi bir şartlı tahliye hakkı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sizler videoyu beğenip abone ol butonuna nazikçe dokunurken biz de ikinci vakamıza geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oxnard şehrine gidiyoruz. Rachel Zandehas, 20 Kasım 1960 tarihinde doğdu. Çocukluk yılları hakkında pek bilgi olmayan Rachel, küçük yaşta evlenmeye karar verdi. Henüz ergenlik çağına yeni gelmişken, iki güzel kızın annesi oldu. İlk kızı Eva 1978'de, Monica ise ondan 2 yıl sonra doğdu. Ancak kocasıyla işler iyi gitmiyor, anlaşamıyorlardı ve Monica'nın doğumundan sonra onu terk etmeye karar verdi. Rachel'ın maddi durumu iyi değildi, çocuklarına bir şekilde bakmalıydı, bu da çalışmak zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Ufak tefek işlerde çalışmak yerine bir diploma alma hayali kurdu ve Oxnard Koleji'ne kaydoldu. Erkek kardeşinin yanına taşındı, yarı zamanlı bir işte çalışıyor, öte yandan sorumlulukları olan bir öğrenciydi. Bir noktada işler onun için zorlaştı, çünkü çocuklarına yetemiyordu ve bebek bakıcısı tutmaya karar verdi. Rachel hayatını düzene oturtmuş, bir şekilde idare ediyordu, ta ki 18 Ocak 1981 tarihine kadar. Mesaisine başlayan iki gazete dağıtıcısı, bir garajda Rachel'ın çıplak bedenine rastladı, kardeşinin evinin hemen yakınlarındaydı.
Dağıtıcılar hemen 911'i aradı ve polisler adrese intikal etti. Olay yerinde incelemeler başladı. Rachel'ın vücudunda, boynunda ve omuzlarında morluklar vardı. Ayrıca cesedi tamamen çıplaktı. Otopsi yaptıklarında ise genç kadının boğularak öldürüldüğünü ve öncesinde de saldırıya uğradığını tespit ettiler. Cinayetin işleniş biçimi korkunçtu. Bu da polislerin titiz davranmasına, faili mümkün olan en kısa sürede bulmak istemesine neden oldu. Harekete geçen polisler, önceki geceden bir tanık bulmak ve bir şey görüp görmediklerini öğrenmek için mahalleye geldiler. Rachel'ın erkek kardeşi, komşuları ve civarda yaşayanlar sorgulandı, olay yerinden deliller toplandı. Çıplak vücudunun her yerinde erkek menisi ve parmak izleri vardı. Ancak o zamanlar DNA teknolojisi gelişmemişti. Şüphelileri tespit etmek için herhangi bir veri tabanı kullanılmıyordu. Sadece kimliği tespit edilmiş şüphelilerle karşılaştırılabiliyordu. Bir dizi ipucu alan polisler, kapsamlı aramalarını yaptılar, ancak hiçbir şey bulamadılar ve dava soğumaya başladı. Yaklaşık bir yıl sonra ise, Oxnard da başka bir kadın trajik sonla karşılaşacak, bu kişi Liza Gandik olacaktı. 1960'da doğan Liza, ergenlik yıllarına kadar Connecticut'ta yaşadı, ancak 21 yaşında oradan ayrılmaya karar verdi. Evini geçindirecek bir iş bulmak için Oxnard, Kaliforniya'ya taşındı, bir çocukluk arkadaşıyla aynı evde kalıyordu. Liza alçak gönüllüydü, uyum konusunda bir problem yaşamazdı, orada da arkadaş edinmekte hiçbir zaman zorlanmadı. 12 Aralık 1981 tarihinde ise 911'e bir çağrı geldi, bir apartman dairesinde yangın olduğu yönündeydi. İtfaiyeciler olay yerine geldi, yangını kontrol altına almak için ellerinden geleni yaptılar, ancak yangından fazlası vardı. Dairenin banyosunda gördükleri çıplak bir kadın bedeniydi, bunu derhal polislere bildirdiler. Polisler eve geldi, kurbanın 21 yaşındaki Liza Gandik olduğunu belirledi. Liza'nın yapılan otopsisi, öldürülmeden önce saldırıya uğradığını, boynunda da boğulma izleri olduğunu kanıtladı. Komşularla yapılan görüşmeler, komşularının çığlıkları duyduğunu, ancak 911'i aramadıklarını ortaya çıkardı. Oxnard polisi Rachel ve Liza cinayetlerinin inanılmaz benzerlik gösterdiğini tespit etti. Ayrıca faili yakalama konusunda baskı altındalardı. Ancak davaları çözmek zordu, soruşturmalarda olası bir şüphelinin bulunmadığını ve başka ipucu olmadığını açıkladılar. Liza ve Rachel'ın cinayetlerinden 23 yıl sonra, DNA teknolojisindeki inanılmaz gelişmeler artık çözülmemiş vakaları aydınlatıyordu. Tek yapılması gereken hamle, DNA örneklerini ulusal sistemlere girmek ve gelecek olan sonuçları beklemekti. Her iki vakayı da tekrar incelediler ve çarpıcı benzerlikleri fark etmeye başladılar, bunların ilki vücutlarında bulunan izlerdi. Hem Rachel hem de Liza'nın cansız bedenlerinde benzer izler vardı ve her ikisi de boğulmuştu. İkinci benzerlik ise ilginçti, her iki kurban da ölümlerinden birkaç saat önce Huntington's adlı bir barı ziyaret etmişti. Bu bar şehrin göbeğinde, Esplanade alışveriş merkezinin hemen karşısındaydı, ancak bar şu anda kapalıydı. DNA örneklerini karşılaştıran dedektifler, iki vakanın failinin de ortak olduğunu, aynı kişi tarafından öldürüldüklerini tespit etti. Ulusal sistemlerde arama yaptılar, ancak yine hüsrana uğradılar, şüpheli hakkında hiçbir bilgi yoktu, dava bir kez daha soğudu. Vakalar üzerinde çalışan dedektifler, 2019 yılında harekete geçti ve genetik soybilimcilerle bir ekip kurmaya karar verdiler. Halka açık hale getirilen DNA profilleri sayesinde, şüphelinin soy ağacının izini sürdüler ve sonunda hedeflerini daraltmayı başardılar. Bir kişi üzerinde karar kıldılar, DNA'sı dosyadaki delillerle eşleşiyordu, bu kişi Tony Garcia'ydı. 1955'te doğan Tony, şu anda 68 yaşında bir adamdı, Oxnard ile bağlantısını araştırmaya başladılar. Çok geçmeden o da bulundu, Tony Oxnard'a taşınmış, orada karate eğitmeni olarak iş bulmuştu, o zamanlar Huntington'ı sık sık ziyaret ediyordu. Tony hakkında yapılan daha fazla araştırma, onun 1981'deki cinayetlerden sonra marangoz olarak çalıştığını ortaya çıkardı.
Daha da şaşırtıcı olan şey ise, Tony Oxnard'ı hiçbir zaman terk etmedi, bir şekilde gözlerden uzak kalmayı başardı. 2019'da polisler, failin Tony olduğunu öğrenmesine rağmen, onu tutuklamayı başaramadılar. 4 yıl daha kaçmayı başardı, ancak Şubat 2023'te yakayı ele verdi ve Ventura polisi tarafından tutuklandı. Birden fazla cinayet, adam kaçırma ve zorla cinsel saldırıyla suçlandı, kefaleti $2 milyon olarak belirlendi. Tony şu anda tutuklu ve nihai cezasını öğreneceği duruşmasını bekliyor, ölüm cezası ise ihtimal dahilinde. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.